Sayın seyirciler, Radyo Başkent'le ortak yayınımız sürüyor. Pazar sabahındayız ve kalan dakikalarımızda Türkiye'nin turizm değerini konuşacağız. Ve turizm deyince tabii konuşacak çok şey var. O genel tabirle, beylik cümleyle bacası sanayiden bahsediyoruz. Ve Türkiye'ye katkısının çok fazla olduğunu belki son yıllarda daha çok anladık. Ama diğer ülkelerle kıyaslandığında hala geride Türkiye. Bir Yunanistan, İspanya, İtalya. Tabii onlar kadar erken başlamadı turizme. Biraz da bunun etkisi var. Tabii bazı strateji hataları da söz konusu oldu ama son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtım noktasında önemli işler yapıyor. Peki turist sayısı ne kadar arttı? Daha artırılabilir mi? Turizm çeşitlenmesi daha çok gerçekleşebilir mi? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda geçen günlerde Antalya'dan bir haber vardı. Biliyorsunuz bölgede Ruslar çok fazla. Bir de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından gelen zenginler çok fazla. Ve oradan aldıkları evleri kiraya veriyorlar. Peki buna otel idarecilerinin, otel sahiplerinin bakışı ne? Bunu konuşacağız. Ve Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. Festivallerin kısaca kentlere, kentin tanıtımına katkısı nedir? Bunları da değerlendireceğiz. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu stüdyomuzda. Ve hemen konuşmaya başlayalım. Sayın Çolakoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi bir pazar günü olsun. Şimdi genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Geçen günlerde geldi açıklama. Turist sayısında tabii geçen yıllara göre bir artış var. Gelirlerde de bir miktar artış var gibi görünüyor. Ama tabii kur bazında değerlendirildiği evet. Zaman yine... Dolarda çok bir değişiklik yok. Sadece TL karşılığında bir artış söz konusu. Nasıl bir sezon oldu? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Ve hala tabii sürüyor sanırım sezon. Evet, sezonumuz devam ediyor. Nevin Bey, teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Biz 2023 yılını değerlendirebilmemiz için 2022 yılındaki rakamlarımıza bir isterseniz bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2022 yılında ne yaptık, ülkemizde ne kadar misafir ağırladık ve ne kadar gelir elde ettik dersek, ülkemizde 51,5 milyona yakın bir misafir turist ağırladık. Bunun karşılığında da işte 46 milyar dolarlık da bir gelir elde ettik. Bu gelir elde etmiş olduğumuz ve ağırlamış olduğumuz misafirlerin profilini de incelediğimiz zaman birinci sırada Almanya, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada da İngiltere gelen ağırlamış olduğumuz turistler ve misafirlerimiz vardı. Biz döneme başlarken yani 2022'nin sonundan itibaren 2023'te ne öngördük, neler yapabiliriz diye baktığımız zaman şöyle bir hedef koymuştuk kendimize. Ülkemizde 60 milyon turist ağırlayacağız. Bu ağırlamış olduğumuz 60 milyon turistin karşılığında da 56 milyar dolarlık bir gelir bekleyeceğiz. Bu tabii ki... Öngörülen hedefler gerçekten ülkemizin potansiyelinden doğru orantılı olarak baktığımız zaman yakalayabileceğimiz, ülkemizde bu kadar misafiri ağırlayabileceğimiz ve bu gelirleri elde edebileceğimiz bir rakamlardı. Sezona başladığımızdaki süreçte de gidişatları incelediğimiz zaman ilk 3 ay işte birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek içerisindeki ağırlamış olduğumuz misafir sayılarına baktığımız zaman da bu rakamları yakalayabileceğimiz öngörüsü var. Hatta şöyle söyleyebilirim, ilk 7 aylık süreç içerisindeki elde etmiş olduğumuz rakam ülkemizde 30 milyon 100 bine yakın, yani 30 milyonun üzerinde misafirimizi ülkemizde giriş yapmış ve ağırlamış bulunuyoruz. Bu şöyle, bu bizim için değerliydi. Biliyorsunuz 2019 yılındaki rakamlarımız bizim gerçekten rekorlar kırmış olduğumuz bir yıldı. Hı hı. 2019 yılının ilk 7 ayını karşılaştırdığımız zaman o dönemde 26 milyona yakın bir misafirimizi ülkemizde ağırlamıştık. Bu yıl 30 milyonun üzerine çıktık. Dolayısıyla da yıl sonu hedeflerimize şu andaki gidişatımızdan ulaşabileceğimizi çok rahatlıktan görebiliyoruz. Bekliyoruz da bunu zaten. Bir olumsuzluk, bir aksilik olmazsa. Biliyorsunuz değil mi? Turizm ülkede ve dünyada yaşanan krizlerden ve olumsuzluklardan en çabuk etkilenen sektör.
Ama şunu da biliyoruz ki krizlerden bu kadar çabuk etkilenen sektör aynı şekilde krizler bittikten sonra da dinamik bir sektör olmasından dolayı da en hızlı toparlayan sektörlerin başında gelmekte. Dolayısıyla bizim 2023 hedeflerimizden ilgili olarak beklenmiş olduğumuz rakamlarımız devam edecek. Burada tabii ki pazarlarımızdaki artışlar da bizi sevindiriyor. Bir taraftaki kaybetmiş olduğumuz pazar, işte mesela Ukrayna pazarı bizim için son derece değerliydi ama işte Ukrayna'nın yaşamış olduğu, Rusya ile yaşamış olduğu olumsuzluklardan dolayı mesela Ukrayna pazarımız çok ciddi anlamda düşüş gösterdi bu yıl içerisinde. Ki geçen yıldan itibaren bu düşüş vardı zaten. Ama bunun karşılığında da biz işte Almanya ve İngiltere pazarını yükseltmeye başladık. Ki geçen senenin 3. çeyreğinden itibaren Polonya pazarında ciddi artışlar olmaya başlamıştı. Mesela bu yıl Polonya pazarı gerçekten çok önemli bir şekilde artışı hızlandırdı ve kendini bize güçlü bir şekilde bundan sonraki seneler içinde iyi bir pazar olabileceğini bize göstermeye başladı. Burada tabii ki stratejilerimizi doğru konumlandırırsak, ülkenin pazarını çeşitlendirebilmeyi becerebilirsek, ki biz bunu sizden daha önceki sohbetlerimizde de hep konuşmuştuk. Pazar çeşitlendirmesi bir ülke için çok değerli, çok önemli. Pazarınızı çeşitlendirdiğiniz zaman bir pazarda kaybetmiş olduğunuz bir takım değerleri, bir takım turist sayılarını bir diğer pazardan karşılayabilme şansına sahip olabileceksiniz. Onun için biz bu yıl o Ukrayna pazarına kaybetmiş olduğumuz misafirlerimizi diğer pazarlarda yerine koyduk ve hedefe ulaşmak yolunda beklentilerimiz bu yönde gidiyor. Tabii ki rakamlar konusunda evet, rakamlarımız da birazcık geçti geçen seneyle kıyasladığımız zaman, ama senenin sonunda bu rakamlar tabii ki 56 milyar dolarlık bir gelir yakalayabilir miyiz? Orada birazcık sıkıntılarımız var. Çünkü şöyle de bir şey var Nebi Bey, siz de konuşmanızın başında söylediniz, hani birazcık bu ülkemize gelen misafirlerin harcamalarıyla ve konaklamalarıyla ilgili sıkıntılarımız var bizim. Dolayısıyla harcamalarını tam olarak tespit edebilmiş değiliz. Birazcık da hem ülkemizdeki enflasyon rakamlarının artmasından dolayı harcama kalemlerinde de birazcık düşmeler başladı. Evet, biz bundan önceki dönemlerde özellikle de Avrupa ve Euro ve Dolar kullanan ülkelerde fiyatlarımızın ucuzluğuyla tercih edilen ülkelerden başında geliyorduk. Ama bu yıl maalesef ülkedeki ekonominin enflasyon oranlarının birazcık beklentinin üzerinde olması, yüksek enflasyondan karşılaşmış olmamız sadece ülkedeki iç turizmi değil, yurt dışından gelen misafirlerimiz de etkiledi. Bunun örneklerini biz yaz döneminde, Temmuz-Ağustos döneminde bizim yurt dışında yaşayan misafirler, Türk vatandaşlarımızın ziyaretleri esnasında ben Anadolu'nun farklı şehirlerinde, özellikle de bizim Almanya'dan gelen misafirlerimizin bol olduğu, bolca ziyaretlerde bulunduğu şehirlerdeki yapmış olduğum görüşmelerde mesela burada da ülkemizin pahalı olduğu konusunda ciddi anlamda serzenişler vardı. Tabii ki alışverişe veya konaklamalarıyla ilgili olarak, yani işte geldiklerinde 4-5 gün konaklama yapmış oldukları şehirlerde artık 2 gün konaklama yapmaya başladılar. Ailelerinin memleketlerine gitmeye karar verdiler. Alışverişlerinde de ciddi anlamda azalmalar baş gösterdi. Dolayısıyla ülkedeki turizmden elde edeceğimiz gelirlerde de bir miktar azalma olmaya başladı. Senenin sonunda da bu şekilde olacak. Yani koymuş olduğumuz hedef rakam 56 milyar dolar rakamı yakalamayabiliriz, ki zaten biliyorsunuz yaklaşık birkaç hafta öncesinde de Kültür Turizm Bakanlığı da gelirlerinde aşağıya yönlü olarak bir revize yaptı. Elde etmiş olduğumuz gelirlerimizi 56 milyar dolar değil de 50 milyar dolar civarında bir seviyeye doğru çekmeye başladı. Bu da dediğim gibi ülkedeki hem iç turizm dinamiklerinin birazcık yavaşlaması hem de enflasyon rakamlarının yüksek olmasından dolayı artık ucuz ülke imajından çıktık biz de ve
Burada tabii ki biz özellikle de Rus misafirler yönünde de bu senenin başında ciddi kayıplar da yaşadık aslında. İşte bizim rakibimiz değil aslında ama maalesef rakibimiz konumuna gelmeye özen gösterdi. Mesela Mısır, Rus turistlerin birçoğusu Mısır'ı tercih etmeye başladılar. Mısır evet. Çok ucuz oldu. Ama biz şundan çok eminiz. Biz orada hiç paniklemedik. Çünkü Mısır'daki sunulan hizmetle Türkiye'deki sunulan hizmet arasında gerçekten çok büyük farklar var. Hem tesislerin nitelikleri açısından hem de hizmet kalitesi açısından mümkün değil. Oraya giden Rusların ikinci sene aynı şekilde Mısır'a gitmesi. Dönüp yine ülkemizi ziyaret edeceklerdir. Burada tabii ki Rus misafirlerin yani rublenin dolar karşısındaki değer kaybından dolayı da Rus misafirlerimizin birazcık yurt dışı seyahatlerine kısıtlamalar getirdiler. Ama biz sonuçta ülkemizdeki sunmuş olduğumuz hizmet kalitesinin farkındayız. Hizmet kalitemizin ne kadar iyi olduğunu özellikle de Akdeniz çanağında bulunan bizim rakibimiz olan ülkeler arasında gerçekten hep en önde olduğumuzun farkında olduğumuz için bu misafirlerimizin de önümüzdeki yıl Mısır yerine Türkiye'yi tercih edeceklerini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ki orada deniz kum farkı bile var, hatta mekan farkı bile var. Ben de onu soracaktım tam size Mısır konusunu çünkü Sharm el-Sheikh. Herhalde bu köpek balığı saldırısının olduğu yer. Evet. Ve sürekli orada kontroller var. Bir Rus turist hayatını kaybetmiş. Türkiye'den çok fazla tercih var. Ve Mısır'da vizesiz gidilebilen yerlerden birisi. Bir inceledim şöyle ne var ne yok diye de öyle yani cazip bir yer gibi gelmedi. Sadece tek avantaj bizim için bile ucuz olması. Ucuz, evet. Şimdi buradan fiyatlara bir geçelim. Şimdi fiyatlar Türkiye'de pahalı mı değil mi? Bu ayrımı yapmak gerçekten zor. Yani bir ürün alırken bile ne pahalı ne ucuz şahsen benim bir algım kalmadı yani. Evet. Pahalıya ucuz diyebiliyorum, ucuza pahalı diyebiliyoruz. Otellerin fiyatları nasıldı? Bir de sadece Mısır değil, Türkiye'deki turist Yunanistan'ı da tercih etti aynı zamanda. Bu da herhalde o pahalı fiyatlardan bir kaçıştı. Acaba biz yabancı turiste kazanalım derken fiyatlar dolayısıyla yerli turisti mi kaçırıyoruz? Emin Bey şöyle söyleyebilirim. Bir kere konaklama sektöründeki faaliyet gösteren işletmelerin fiyat artışlarıyla ilgili olarak şöyle bir şey var. Biz girdi maliyetlerimizdeki artışları satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla ülkedeki enflasyon rakamlarıyla orantılı. Tabii. Yani evet biz de tabii ki bir önceki yıldan veya bir önceki yıldan kıyasladığımız zaman rakamlara baktığımız zaman bu rakamlar ciddi anlamda yükseldi. Yani iki sene önce işte bir ailenin tatil masrafı, bir haftalık tatil masrafı 10-15 bin liralar seviyesinde seyrederken işte bu yıl 30 binden 50 bin liralar arasında seyretmeye başladı. Ama bu sonuçta bir ticari işletme o tesislerde. Ticari işletmenin girdi maliyetlerindeki artışların, işte enerji maliyetlerindeki artışların, işte tüketim malzemelerindeki artışların, yiyecek içeceklerdeki artışların bir yansıması oldu. Hı hı. Evet, rakamlar gerçekten yükseldi ama karlılık oranlarımıza baktığımız zaman işletmelerimizde de karlılıklarımız da hiçbir zaman bu kadar artmadı. Hatta biz bir önceki dönem bütçelerimizdeki karlılık oranlarımızdan 2023 yılındaki karlılık oranlarımızı kıyasladığımız zaman karlılıklarımızda çok ciddi düşüşler oldu. Birçok işletme bırakın kar etmeyi zarar etmeden dönemi kapatmanın, sezonu kapatmanın peşine girmeye düştü. Burada fiyatlarımızın artış oranı. Ama Nebi Bey şunu çok rahatlıkla da söyleyebilirim. Ülkemizde gerçekten çok farklı alternatifler var. Yani konaklama tesisi anlamında farklı alternatiflerimiz olduğu gibi tatil yapabilecek yörelerimiz anlamında da farklı alternatiflerimiz var. Şöyle bir algı yaratılıyor. Ülkenin belirli turizm destinasyonlarında popüler olmuş, artık böyle talebin çok fazla olmuş olduğu destinasyonlardaki fiyat artışlarını sanki ülkenin genelinde varmış gibi düşünüyoruz. Evet, bir bölgemizde rakamlar gerçekten çok yüksek ama onun alternatiflerini aramıyoruz biz hiçbir zaman. Yani alternatif tatil yapabileceğimiz, eğer deniz, kum, güneş
üçlemesinin tatilini yapmak istiyorsanız bunun için ülkemizde gerçekten çok farklı alternatifler var. Yani Karadeniz kıyılarından başlayın, Ege'si, Akdeniz'i çok farklı destinasyonlarımız var. Ama biz maalesef ülkede hep böyle popüler olmuş, belirli marka haline gelmiş olmuş şehirlerimizi tercih etmeye başlıyoruz. Yani burada hani isimleri çok zikretmek istemiyorum ama herkes Bodrum'a giderse, herkes Çeşme'ye giderse tabii ki oradaki fiyatlar arz talep dengesini göz önüne aldığımız zaman yükselmeye devam edecek. Ama tatil yapabileceğimiz farklı alternatifleri de araştırmamız gerekiyor. Onun için de biz yıllardır hep şunu dile getiriyorum, hep bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Gerçekten erken rezervasyona alışmamız gerekiyor. Erken rezervasyon kampanyalarını takip etmemiz gerekiyor. Bir de tatil bölgelerindeki alternatif tatil yörelerinin neler olduğunu iyi araştırmamız gerekiyor. Bu araştırmaları yaparsak gerçekten tatilimizi daha ucuza, daha ekonomik bir tatil yapma şansımız var ülkemizde. Çünkü ülkemizin dediğim gibi çok farklı bölgelerinde farklı hizmetler sunan farklı standartlarda tesislerimiz var. Yani şöyle bir şey yok Nebi Bey. Herkes işte 5 yıldızlı bir tatil köyünde işte 1000 kişinin aynı anda tatil yapmış olduğu bir tatil tesisinde tatil yapmak zorunluluğu yok. Herkes bütçesine göre tatil yapabilecek ve ben iddia ediyorum ki Nebi Bey ülkemizde herkesin bütçesine göre hitap edebilecek olan tesislere sahibiz biz. Ama bunları biz araştırmıyoruz, bunları incelemiyoruz. Bunların farkına varabilirsek ülkemizdeki iç turizm dinamiklerini de daha fazla harekete geçirebiliriz ki ben hep şunu savundum. Bir ülkenin turizm ülkesi olabilmesi için öncelikle iç turizm hareketlerinin harekette geçmesi ve belli bir oranın üzerine çıkması gerekiyor. İç turizm dinamikleri iyi çalıştığı süreç içerisinde o ülke turizm ülkesi olma yolunda ciddi yol kat edecektir. Ama dediğim gibi burada sadece ülkede yaşayan vatandaşların hem erken rezervasyona alışmaları hem de iyi bir araştırma yapıp tatil alternatiflerini kendileri yaratabilmelerini öneriyorum Nebi Bey. Peki şunu soruyorum şimdi dediğiniz gibi evet seçenekler çok fazla ve o belirttiğiniz yerlerde ve birkaç yer daha var böyle popüler olan yerler. Hep adisyonlar paylaşılıyor. Şimdi ben burada şuna karşıyım mesela. Ya firma fiyatı koyuyor. Ve oradaki artık yemeğe falan para verilmiyor ya da içeceğe para verilmiyor. Oradaki mekana para veriliyor aslında. Hatta oradaki o prestij gösterisine biraz daha para veriliyor. Arz var, talep de var. Buna kimse karışamaz. Buna ben de çok karşıyım aslında. Yok uçuk kaçık fiyatlar. Ya alıcısı varsa vardır. Bize ne yani? Şunu soracağım şimdi dediğiniz ya alternatifler çok fazla gerçekten öyle hani 3 yıldız oteller de var 5 yıldız 7 yıldızlar da var ultra dahiller de var. Peki bu fiyat farklarının fazla olduğu otellerde hizmet kalitesinde ya da yemek servisinde büyük farklar var mı? Çünkü siz otelleri geziyorsunuz otel yöneticisiniz aynı zamanda böyle mesela bu konuda yerli turistin endişesi olmalı mı? Kesinlikle olmalı Nebi Bey. Bir kere gerçekten hizmet standartları bizim için çok önemli. Yani sonuçta biz otellerimizde hizmet sunuyoruz. Satmış olduğumuz hizmetin karşılığını alıyoruz misafirlerimizden. Dolayısıyla da mutlaka fiyat farklılıklarındaki en önemli etkenlerden bir tanesi sunmuş oldukları fiyatlardır. Bazen şu eleştirilerle ben de karşılaşıyorum. İşte arkadaşlarımız, tanıdıklarımız belirli bir fiyat ödeyerek bir yere tatile gidiyorlar. İşte beklentilerini çok yüksek tutuyorlar. Ondan sonra tatil dönüşünde gelip şu eleştiride bulunabiliyorlar. İşte çok büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Evet çok fazla duyabiliyorum. Çünkü ama. İşte ama diyorum ki bak hiç fiyat kıyaslaması yaptın mı? Normal senin beklentilerini karşılayacak olan bir tatilin bedeli 10 lirayken sen işte 5 liralık bir fiyat gördün. O fiyata aldanarak gittin. Karşılığındaki beklentilerini tabii ki karşılayamayacaksın. Dolayısıyla da tercihlerini yaparlarken gerçekten onun için az evvel de söyledim. Alternatifleri mutlaka baksınlar, kıyaslamayı yapsınlar. Aynı standartlardaki otellerin fiyatları birbirine yakındır Nebi Bey. Yani hiçbir zaman aynı standartlarda bir otelin fiyatları arasında %50 fiyat farkı olmaz. %10, %20 olur. Ama eğer bu kadar fiyat farkı varsa mutlaka o otelin hizmetinde sıkıntı vardır. Sunmuş olduğu ürünlerde sıkıntı vardır. Yemek kalitesinde ve
hizmet kalitesinde mutlaka sıkıntılar yaşayacaktır. Yani birisinde işte personel sayısında farklılıklar vardır. İşte birisinde 20 kişiye, 30 kişiye bir personel hizmet ederken bir tarafta 50 kişiye bir personel hizmet edebilir gibi gibi farklılıklar vardır. Onun için fiyat birinci öncelik olmaması gerekiyor. Fiyata aldanmasın vatandaşlarımız. Alternatifleri incelesinler. O tesisin diğer bölgelerdeki kıyaslamasını gerçekleştirsinler. Ederinin ne olduğunu bilsinler. Evet %10, %20 fiyat farklılıkları çok rahatlıkla olabilir ama hiçbir zaman %50'nin üzerinde fiyat farklılıkları aynı tesislerde olmaz. Çünkü üretirken ki kullanmış olduğumuz işte elektriğin kilovatına, suyun metreküpüne aynı bedelleri ödüyoruz. İşte siz çok tüketiyorsunuzdur. Bir ürünün kilosunda 1 lira, 2 lira ucuz alabilirsiniz. Ama almış olduğumuz rakamlar birbirine çok yakındır. Bu kadar fiyat farkları doğru değildir. Ucuz etin yahnisi çiğ olur mu derlerdi. Evet, öyle diyelim. Sakıp Sabancı da ucuz alacak kadar zengin değilim ifadesi kullanıldı. Evet. Yani dediğiniz gibi arada uçuk açık farklar varsa sonuçta oradaki bir huzurda ve keyifte eksiklikli olacaktır. Döndüğümüzde muhakkak şikayet edeceğiz. Tatilinizi bir gün eksik yapın ama iyi yapın. Tabii, yapın. Tabii muhakkak. Sonuçta kaldığımız yer, yediğimiz, içtiğimiz önemli olabiliyor. Şimdi fiyatları sorduk. Bu fiyatlar peki... İnsanları biraz daha sanırım şuna sevk etti değil mi? Eş, dost. Çünkü onu gördüm tatil bölgelerinde. Çok kalabalıktı insanlar. Herhalde biraz akraba evlerine falan gidilmiş bu sene. Karavan, çadır tatilleri de çok pahalı. Bilmiyorum oraya talep nasıldır ama. Ha şunu soralım, ev kiralamalar bu konuda oldukça önemli. Biraz daha bu tarafa da yöneldi insanlar oteller pahalı olunca. Antalya'yı merak ediyorum. Oradaki o kiralamaları. Ruslar yerleşti ve maşallah alışmışlar bizim ticari hayatımıza ve aldıkları evleri kiralamaya başlamışlar. Evet, turist sayısı arttı ama otel tarafında, oteller tarafında bir şikayet var. Ya turist sayısı arttı ama biz bunu burada çok da göremiyoruz otel tarafında. İnsanlar ev kiralıyor fakat evlerin çoğu sanırım kayıt dışı. Evet, evet Nevi Bey. Şöyle, biz bu konuda gerçekten birkaç yıldır bizim özellikle de konaklama sektöründe faaliyet gösteren bizlerin şikayetleri vardı, eleştirileri vardı. Biz bu şikayet ve eleştirilerimizi önce günlük kiralık evlerden başladık bu şikayetleri yapmaya. Çünkü bunların çok büyük tehlikeleri var. Hiçbir yerde kayıtları yok. Kayıt altına alındıktan sonra bizim hiç buna itirazımız yok. En önemlisi de güvenlik açısından çok büyük önem arz etmekte. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı konaklama tesislerinin hepsi günlük olarak otellerimizde konaklayan misafirlerimizi bağlı bulunmuş olduğumuz kolluk kuvvetlerine biz zaten bunun mutlaka bildirisini yapıyoruz. Bunu yapmayan hiçbir tesis yoktur. Ama işte hiçbir yerde kaydı olmayan, resmiyette yapmış olduğu işlemleri hiçbir yere bildirmeyen bu tür tesislerde konaklayanların kimler olduğunu tespit etme şansımız yok ki. Bunun olumsuz örneklerini de yaşadık. İşte İstanbul'daki yapılan terör eylemlerini gerçekleştiren kişilerin hiçbir yerde kaydı çıkmadı. Çünkü günlük kiralık evlerde konaklama yaptılar. Biz şunu asla karşı değiliz. Günlük kiralık evler olmasın demiyoruz. Günlük kiralık evler olsun ama kayıt altında olsun. Bizim tek istediğimiz bu. Dolayısıyla haksız rekabeti önleyelim. Bakın biz Haziran ayı içerisinde işte Troy'da olarak Kültür Turizm Bakanımızı ziyarete gittik. Hem işte yeni dönem için hayırlı olsun dileklerimizi iletip hem de sektördeki sıkıntılarımızı paylaşmak için yapmış olduğumuz ziyaretteki en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de bu konuydu bizim. Ki bizi bakanımız da teyit etti. Hatta bakanımız şöyle bir ifadede bulundu bize. Günlük sınır kapılarından giren kişi sayılarıyla işte otellerden almış olduğumuz verileri karşılaştırdığımız zaman arada farklar var. Arada farklar var Nebi Bey. Ama bu farklar böyle %1, %2 gibilik farklar da değil. Çok ciddi farklar yaratılmaya başladı. Dolayısıyla bu insanlar nerede konakladı? Konakladıklarıyla ilgili olarak hiçbir kayıt yok. Bu tüm dünyada yaygın olan sistemlerden bir tanesi. İşte dünyada bu işi yapan çok önemli firmalar var. Biz bu firmaların üzerinden yapılan konaklamalarla ilgili hiçbir şikayetimiz yok. Bunlar yapılsın. Çünkü onlar kayıt altında zaten. Ama bu iş emlakçılar tarafından
Ve hatta hiç emlakçılıklarına, ki emlakçılarda bu işi düzgün yapan emlakçılar var. Gerçekten kayıt altında yaptıkları kiralamaları, konaklamalarını bildiren, çok dürüst çalışan emlakçı arkadaşlarımız var. Onları tenzih ediyorum. Onlarla hiçbir alakası yok bu konunun. Ama bu işi hiçbir şekilde, hiçbir bir yerde kaydı olmayan örnekleri var. Bakın, sadece Ankara'da 2000 kaçak emlakçı varmış. Sadece Ankara'da. Evet, evet. Ya bu konuda biz Ticaret Odası'nda Emlak Komisyonu Başkanı arkadaşlarımızdan da konuştuğumuzda onlar da aynı şikayette bulunuyorlar. Yani ülkedeki, bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı kayıt dışı ekonomi Nevi Bey. Bu kayıt dışılık sadece turizmde değil, bütün sektörlerde bütün var. Kayıt dışılığın önüne geçebilmesi için bunu yapmak lazım. Bakın geçen haftalarda Antalya'da bir haber çıktı ki bunu teyit ettik. Bir Rus iş adamı Antalya'da iki tane bloktan oluşan rezidans, işte 80 dairelik, 80 daire var, 80 daireyi satın alıyor. Bunları otel gibi kiraya veriyor. İki bloğun ortasına bir tane de resepsiyon deski koyuyor. Gelen insanlar oradan karşılıyor ve bunun hiçbir yerde kaydı yok. Hiçbir yerde yok. Yani biz ticarete asla karşı değiliz. Ama ticaretin rekabet koşulları içerisinde yapılmasını istiyoruz. Yani kayıt altına alsın, ülkemizde vergi ödesin, ülkemizde çalıştırdığı personellerle ilgili SGK ödesin. Düşünseniz hiçbir personelle ilgili olarak hiçbir kaydı yok. Biz de konaklama sektöründe misafir ağırlıyoruz. Biz ağırlarken çalıştırmış olduğumuz personelimizin tüm kanuni haklarını yerine getiriyoruz. İşte KDV'mizi ödüyoruz, gelir vergimizi ödüyoruz. Devletimize karşı olan bütün yükümlülüklerimizi, ticari yükümlülüklerimizin hepsini yerine getiriyoruz. Ama bunun karşılığında hiçbir yerde kaydı olmayan, bizimden aynı işi yapan bir sektör türemeye başladı. Biz buna karşıyız. Bunun önlemlerinin alınması gerekiyor. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanımız bir girişimde bulundu. Bu konuyla ilgili olarak diğer bakanlıklarla ortak çalışma yürütüp bunları kayıt altına almamız gerekiyor. Önemli olan, kayıt altına girdikten sonraki süreç içerisinde hiç itirazımız yok. O da aynı koşullarda, aynı şartlarda bizimle bu işi yapmaya devam etsin. Tabii ki tercih misafirindir. Eğer misafir evde konaklamak istiyorsa evde konaklayacaktır. Bizim buna hiçbir itirazımız yok. Yeter ki kayıt altında rekabet koşullarına uygun bir şekilde davranış sergilesinler. Yoksa gerçekten ülkedeki en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi olan güvenlikle ilgili olarak da çok ciddi olumsuzluklara yol açabilecek olan bir uygulama olmuş olacak Nebi Bey bu. Zaten orada ne müşteri bilgisi paylaşılıyor emniyetle ne de başka bir kayıt var dediğiniz gibi. Yani kaçak olarak gelip kalanlar fiyatları daha da düşürecektir, maliyetler az olduğu için. Kesinlikle. Geçen hafta Antalya'daki yaşayan bir arkadaşımdan sohbet ettim. Yani şey de verebilirim, Konyaaltı tamamıyla Rus mahallesi olmuş vaziyette. Öyle yani mi? Tabii ki yani korkunç derecede şey. Şimdi arkadaşımdan anlatıra göre ev satın almışlar yoksa kiralamalar. Kiralamalar da var, ev satın almalar da var. Ev satın almış oldukları evleri kendisi gelip 15 gün bir ay kalıyor. Ondan sonraki süreç içerisinde Rusya'daki eşine dostuna kiralıyor. Yani arkadaşım diyor site içerisinde yani bildiğimiz bir dairede işte her 15 günde bir aile değişiyor diyor. Şimdi bunun nerede kaydı var? Hiçbir yerde kaydı yok bunun Nebi Bey. Yani bizim itirazımız bu. Yani biz buna itiraz ediyoruz. Bu kayıt altında olduktan sonra sorun değil. Resmi olarak yapsınlar bunu. Hiç biz buna itiraz etmiyoruz ama kayıt dışılık had safhaya ulaşmış vaziyette. Bu gerçekten ülke ekonomisine zarar veren, ülkenin kaynaklarının direkt yurt dışına gitmesiyle ilgili olarak, akmasıyla ilgili olarak bir etkinliktir. Yoksa resmi olarak yapıldıktan sonra bu işi yapan online sitelerimiz var. Online siteler üzerinden yapıldıktan sonra hiçbir süreç yok. Çünkü hepsi kayda giriyor. Kayıt altında olsun hiç sorun değil. Yeter ki düzgün ve iyi hizmet sunulsun. Bir de daha uygun olacaktır. Başka insanlar için daha huzur verici olacaktır diğer türlü. Kesinlikle. 15 günde bir aile değişecekse orada yaşayan insanlar o yüzden mi aldılar evlerini? Tatil yapıyor o insanlar ya da 12 ay boyunca orada yaşıyorlar. Nebi Bey bakın hep görüyoruz, basında çıkıyor, kiralık evlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kimse kiralık ev bulamıyor. Kiralık evlerin bulunmamasının bir sebeplerinden bir tanesi de bu. İnsanlar artık normal aileye, normal vatandaşa kiraya vermek istemiyor. Doğru. Çünkü daha yüksek bedel. Tabii daha yüksek bedellerle işte ben evimi 10 liraya kiraya vereceğime işte bu işi yapan birisi gelip diyor ki ya bak diyor gel diyor evini diyor bana ver diyor. Ben sana 15 lira vereyim.
Ben kiralayayım diyor evini. Düşün yani ev sahipleri de evlerini bu tarz uygulamalar yapan kişilere evlerini veriyorlar ve kiralık ev yok. Antalya'da bunun çok büyük sıkıntılarını yaşıyoruz. Antalya'da kiralık ev bulunmadığından dolayı biz personel bulamıyoruz Antalya'da çalıştırmak için. Çünkü gelecek olan kişilerin kiralık evleri, eğer lojmanı yoksa tesisin, insanlar bu kiralar karşılığında almış olduğu ücretlerin tümünü kiraya verseler bile Antalya'da kiralık ev bulma şansı yok. Doğru. Onun için gerçekten bu konuya yani kaynağından çözüm üretmemiz gerekiyor Nebi Bey. Bina yapılırken ya düşünsenize, binayı siz konut olarak inşa ediyorsunuz. Gidiyorsunuz belediyeye müracaat ediyorsunuz. İnşaat izni alırken konut yapacağımı beyan etmişsiniz. İşte 1 artı 1, 2 artı 1 konut yapacağım diyorsunuz. Ruhsatınıza harcınızı ona göre ödüyorsunuz. Bütün her şeyiniz ona göre konut diye yapılıyor. İşlemlerini bitiriyorsunuz. Belediyeden işte iş yeri açma çalışma veya işte ruhsat alıyorsunuz bitmiştir diye, iskan alıyorsunuz diyelim. Konut. Bütün bunları yapıyorsunuz konut olarak. Aradan resmi belgelerinizi aldıktan sonra konut birden hiçbir yerde kaydolmadan iş yerine dönüşüyor. Yani bu gerçekten kaynağında çözülmesi gereken bir konu. Onun için sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değil, ilgili burada bakanlıkların... Burada İçişleri Bakanlığı'nın sorunu çok fazla hepsi, ki eski hepsi. Bakan Soylu da bundan çok şikayetçiydi. Evet, evet, adım atacağız evet. demişti. Evet, o konuda da gerçekten burada işte tüm ilgili bakanlıklar bir araya gelip ortak akıl çerçevesinde vatandaşlarımızın menfaatlerini ve çıkarlarını koruyarak bir ortak karar alınması gerekiyor. Ortak bir kanun çıkartılması gerekiyor ki bu ülkedeki hem güvenlik açısından hem de ticari faaliyetler açısından haksızlığa ve olumsuzluğa yol açmasın. Ya denetleme yapılacak ya da şikayetler ciddiye alınacak. Şikayet edilen yerler denetlenecek ve ona göre ceza kesilecek ki insanlar yapmayacak. Yani Ankara'da 2000 emlakçı nasıl bu işi yapabiliyor? 2000 emlakçı ya. Kaç emlakçı var ki Ankara'da? Evet, evet. Ki turizm bölgelerinde eminim bu sayı daha fazladır. O günlük kiralık evleri, evlerle uğraşanları da düşündüğümüzde. Yani bunları biliyoruz. 2000 emlakçı varsa bunlara niye izin veriyoruz? Ben de bunu anlamıyorum mesela. Şimdi kayıt dışı ekonomiyi biliyoruz. Kayıt dışında çalışanların sayısını da biliyoruz. Biliyorsak demek ki insanların nerede çalıştığını biliyoruz. Ama buna rağmen bir şey yapmamak bana bazen çok enteresan geliyor ya da yapamamak. Bilmiyorum. Evet, Nebi Bey, işte kaynağında çözüm üretmemiz gerekiyor. Net şekilde, yani, evet, evet. Net, yani bunu iş son aşamaya geldikten sonra değil, başlangıcında çözüm üretmemiz gerekiyor. Ki çok acı bir şeydir. İşte ülkemizde asgari ücretten çalışanların sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman korkunç bir fark var. Herhalde ülkemizde %50'nin %60'a yakın. %60 civarı. %60 civarı değil mi? %60'ı asgari ücretten çalışıyor. Ama bu enflasyon ve bu rakamlara baktığımız zaman herkes de geçimini devam ettiriyor, yaşantısını devam edebiliyor. Nasıl yapıyor? Nasıl kayıt yapıyor? Dışı. Evet, kayıt dışı tabii ki. Yani asgari ücret. Bazıları onu biz de düşünüyoruz. İnsanlar nasıl geçiniyor evet, diye. Demek ki kayıt dışı. Resmiyetle asgari ücret alıyor ama gerçekten kazanmış olduğu rakam daha farklı bir rakam. Doğru. Elde etmiş oluyor. İşte bu da kayıt dışı ekonominin en kötü örneklerinden bir tanesi. Ya da yeniden asgari ücret alıyor, kalanı daha doğrusu banka hesabına asgari ücret, asgari ücret resmi olarak yatıyor. Diğerleri elden alınıyor. Sayın Çolakoğlu, son 5-6 dakikamız kaldı. Şimdi buradan bir yıl sonu beklentisini bir daha bir sorayım. Ne kadar bekliyoruz? Eylül'deyiz. Havada güzel gidiyor. Sanırım 2-3 ay daha devam eder gibi. Böyle bir 12 aya yayıldı gibi turizm ama iklim dolayısıyla. Fakat böyle fuardır, sağlıktır, termal turizmdir, kongredir. O konuda pek de yayıldığını söyleyemeyiz galiba, değil mi? Evet, biz tabii ki şöyle, iklimin çok büyük etkisi var ama bu iklimin etkisi şöyle düşündüm Bey. Sezona başlarken de birazcık geç başladık sezon. Yani gerçi o da var, doğru. Nisan'ın böyle ikinci yarısından itibaren işte Mayıs başlarında artık sezon dediğimiz dönem. Bu yıl Haziran ayında başladı sezon. Sezon uzuyor, evet. Tabii ki ama burada şeyin çok önemi var. Hem ülkede turizmi 12'ye yayıp hem de farklı coğrafyalara yaymaya başladığınız zaman ve pazarınızı çeşitlendirmeye başladığınız zaman işte ülkede 12 ay turist ağırlayabilecek bir konuma sahip olabilirsiniz. Burada sadece ülkemizde deniz, kum, güneş turizminden artık biz kurtulduk diye ben bunu tabir ediyorum. Çünkü bu sadece belirli aylara, belirli dönemlere sıkışmış olan bir turizm çeşitiydi. Ama bunun içerisine
kültür turizmini, bunun içerisine gastronomiyi ilave etmeye başladığımız zaman, bunun içerisine kış turizmi ülkemize gerçekten farklı destinasyonlarda muhteşem tesisler yapılmaya başlandığı zaman bunun da talep görmeye başladık. Dolayısıyla ülkede gerçekten sezon 12'ye yayılmaya başladı. Anadolu'da gerçekten turizmin 12 ay yapılabileceği, 12 ay boyunca misafir ağırlayabileceği korkunç derecede gün yüzüne çıkartılmayı bekleyen, tanıtımının daha agresif bir şekilde yapılması gereken muhteşem yerlerimiz var. Bunların gezip görülmesi bu süreç içerisinde kültür turizm rotalarının yeniden dizayn edilmesi, kültür turizm rotalarında ağırlayacağımız misafirlerin konaklamalarıyla ilgili alternatiflerin yaratılmasıyla beraber gerçekten bu elde etmiş olduğumuz, hedef koymuş olduğumuz rakamları çok rahatlıkla elde edebileceğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz Nebi Bey. Gerçekten son derece değerli. Bunun için Anadolu'nun farklı şehirlerinde özellikle konaklama sektöründe çok ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Tabii ki ulaşımın çok önemli etkisi var bu konuda. Ulaşım ağının hem işte havayollarının hem işte karayollarının bu konudaki yapmış oldukları yatırımlar sayesinde artık Anadolu'nun her köşesi ulaşılabilir oldu. Ulaşılabilir olan bu yerlerde de uluslararası standartlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı konaklama tesislerimiz oluşmaya başlandı. Dolayısıyla da bu hedef konmuş olduğumuz işte 60 milyon turist sayısı çok rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir hale geldi. Ama bunun dediğim gibi önemli olan sahip olmuş olduğumuz bu değerleri vitrine çıkartabilmek, vitrinde bunları iyi bir şekilde sergileyebilmek, alıcısına doğru bir algıyla aktarabilmek çok önemli. Bunun için de Kültür Turizm Bakanlığı oluşturmuş olduğu işte TGA bünyesinde farklı tanıtım çalışmaları yürütmekte. Son birkaç yıl içerisinde yapılan bu ataktan beraber bu rakamların da üzerine çıkabileceğimizi gördük. Bundan önceki dönemlerde ülke tanıtımı için harcanan paralara baktığımız zaman biz yine mucizeleri gerçekleştirmişiz diyorum ben. Çok kısıtlı, çok az bir bütçeyle ülke tanıtımı yapmışız. Ama burada gerçekten bir kez daha özel sektörün hakkını kendilerine teslim etmek gerekiyor. Biz turizm profesyonelleri yıllarca elimizde çantamızla, broşürlerimizden ülke ülke gezerek, fuar fuar dolaşarak ülke tanıtımını yaptık. Ama tabii burada ülke tanıtımını biz profesyonellerin yapmasının yanında devlet tarafından yapılması gerekiyordu. Biz birçoğunda gittik, işte kendi destinasyonumuzu veya kendi otelimizi tanıttık burada. Halbuki ülkenin genel tanıtımının yapılması gerekiyordu. Yani bölge tanıtımını ön plana çıkartmamız gerekirdi. İşte bu son birkaç yıl içerisinde artık bunun doğrularının bu olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi daha profesyonelce bir tanıtım gerçekleştirmeye başladık. Toparlayabilir miyiz Sayın Çolakoğlu? Tabii ki. Nebi Bey, burada ben tüm söylemlerimde hep şunu söylüyorum. Bu ülke turizm ülkesi. Bu ülkenin tüm ekonomik anlamda da refaha ulaşması için, sosyal anlamda da yaşanılabilir ve tercih edilebilen ülke olabilmesi için turizmden asla vazgeçmemesi gerekiyor. Turizm barışın, huzurun ve mutluluğun olduğu bir coğrafyada var olan bir ekonomi. Dolayısıyla bu ülke turizmi hak eden, turizmden gerçekten çok ciddi hem ekonomik hem sosyal değerler kazanabilecek olan bir coğrafyada yer alıyor. Bunu çok iyi değerlendirip bunu hem yerel yöneticilerle, hem hükümetle, hem özel sektörle bir arada ortak akıl çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Turizmden asla vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Turizm Otelcileri, Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu konuğumuzdu. Konumuz turizmdi. Konuşmaya devam edeceğiz başka programlarda. Yarın sabah Güne Bakış'ta saat 7'de yine burada olacağız. Görüşmek üzere.